İçerideki ziyaretçiler de yapmaya çalıştığımız şeyi gayet iyi anlamış durumdalar ve yanımızdalar. Çünkü burası bizim son nefes alanımız ve adaları hepimizin. İETT defol! Adalar bizim! İETT defol! Adalar bizim! Adada azman biz istemiyoruz! Adada azman biz istemiyoruz! Bu nerede? Ada halkı burada! İmamoğlu nerede? Adada bizim! Karşı olduğumuz Osman minibüslerin araya sokulması. Çünkü bu minibüslerin bizim yollara uyumlu değil. Yollarımızın da büyütülmesini istemiyoruz. Olduğu gibi kalsın. Küçük araçlarla belediyenin araçları çıkartmasını istiyoruz. Bizim buradaki en büyük düşüncemiz çocuklarımızın güvenliği. Çok sık çocuk kaza oluyor. Çocuklarımızın güvenliği, kurdu, kuşumuz, kedimiz, kirpimiz, martımızın güvenliği. Bunlar bizim için çok önemli. Adalı misafirlerimiz de bizim de kullandığımız araçlarla turlarını yapabilirler. Hakikaten İstanbul'daki son nefes alanı olan adaları korumak bütün Türkiye'nin görevi diye düşünüyorum. Çünkü adalar hepimizin. Şimdi arkadaşlar, basit benim anlayamadığım bir mesele var. Yani büyük şehir düşünüyorum. Büyük şehir neden bu konuda bu kadar ısrarcı? Gerçekten aslında basit bir istemimiz var. Burası ada ve bu adanın bir yapısı var, fiziksel bir yapısı var. Ve bu fiziksel yapısına uygun araçların getirilmesini istiyoruz. Fakat ısrarla buna hayır diyorlar ve ben bunu anlayamıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. O zaman aklıma bazı sorular geliyor. Diyorum ki yani büyük şehrin ya da İmamoğlu'nun başka planları mı var? Arkadaşlar, basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu kadar insanın burada olmasının tek nedeni burasının nefes alabildiğimiz bir yer olmasıdır. Ve biz nefes alabileceğimiz bir yer olarak kalması için uğraşıyoruz. Ve muhatapların hiçbirine ulaşamıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bu elektriklidir araçlar. İşte bu araçlara niye karşı çıkıyorlar? Çok net söylüyoruz. Bu araçlar buranın yapısına uygun değil arkadaşlar. Basit bir soru daha soracağım. Bir kaza oldu. İşte bir arkadaşımız taksinin o ufak taksilerin altında kaldı. Bir şey olmadı. Fakat soru şu. O azman büsün altında kalsaydı bir şey olurdu gerçekten. Yani basit soru şu. Eşinizin, kardeşlerinizin, çocuklarınızın rahat bir şekilde kaza tehlikesi taşımadan buranın sokaklarda yürümek istiyorsanız arkadaşlar bu azman büslerin gitmesi lazım. Ayrıca akülerin de kontrol altına alınması gerekiyor. Hiç güzel olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Hiç güzel hiç, hiç güzel olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Hiç ama hiç, hiç güzel olmuyor. İrade halka diyenlere verdik. İmamoğlu'na gönderdik. Özgür Özel'e gönderdik. Belediyenin haberi var. Hepsi köşelerine çekildi. Bizim burada yapmış olduğumuz azman büstleri istememe haklı talebimizi görmezden geliyorlar. Duymazdan geliyorlar. 16 milyon için çalışıyoruz diyenler nerede? Hiçbiri yok ortalarda.